Selam, Gay'nin sevilen mini dizilerinden 10.000 Adım'ın ikinci sezonu yayınlandı. Sevilen dizi yine her bölümünde gündelik konularımızı ayaküstü konuşmaya devam ediyor. Videoya geçmeden önce beğenip abone olmayı unutmayın. Videoyu izleyenlerin %97'si kanala abone değil ve bu çok yüksek bir oran. İlk sezondan da bildiğiniz gibi 10.000 Adım, iki eski sevgili olan Mehmet ve Ezgi'nin yürüyüş sırasında yaşadıkları gündelik olaylar veya ilişki durumlarında yaşananlar üzerine konuşmalarını anlatıyor. Devin Özgün Çınar ve Engin Günaydın başrolde. Zaten ikinci sezonun videosunu izliyorsanız birinci sezonda çoktan izlemişsinizdir ve temelde bilgi sahibisinizdir diye düşünüyoruz. Bu sezonda ilk sezondan farklı bir durum yok. Her zamanki buluşmalar, yürüyüşler aynı şekilde devam ediyor. Ancak konular her zamankinden daha güncel ve daha göz ardı edilen konular. Mesela küçük çocuklardaki aşırı agresiflik ve saygı konusu. Bu yeni kuşağın kendi yaptıkları hatalarda bile özür dilememelerine saygı duymamalarına değinildi. Hatta buna kıyasla eski neslin özür dilemek için sebep aramamaları, her durumda karşılarındakilerine karşı nazik ve saygılı oldukları ve haklılık paylarına karşı her zaman özür dilemelerinin sevgi ve saygıdan kaynaklı olduğunun kıyaslaması güzel yapıldı. Üstelik en büyük vurgu ise bunun kimse tarafından öğretilen bir şey olmamış olmasınaydı. Bu kısımda temelde bahsedilmek istenen mevzuyu çok kısa ve basit bir şekilde anlatıp geçmeyi başardılar. Ancak genele baktığımızda mevzuları çok fazla uzatıyorlar. Hayata dair temel konularda çok anlamlı konuşmalar dönse bile bunu bir olaya bağladıklarında sanki süreyi biraz arttırmak için yapılan konuşmalarmış gibi geliyor. İlişkilerin ele alındığı süreçte de son dönemde kulağımıza ara ara gelen yeni denemelere odaklanmışlar. Üstelik çok fazla karşı çıkanın olduğu açık ilişki de bunlardan birisi. Hatta bu kısımları anda kal abi, akışta kal, pozitif bak kafasında yapmaları da aslında çok gülünçtü. Zaten bu konuyla alakalı konuşup yorum yapacak bir durum yok. Açık ilişki hızlarla aldatmaktan başka bir şey değil çünkü. Dizinin en keyifli olaylarından birisi Ezgi'nin Mehmet'e verdiği tepkilerin aşırı net ve güzel olması. İkisi de birbirlerine çok net ifadelerle hakaret ediyorlar ama kimse alınganlık yapmıyor. Bazı noktalarda sahnelerin ışık ve tonlamaları arasındaki farklar çok belli oluyordu. Bu biraz dikkat çekti. Teknik olarak göze batan şeylerden biri buydu. Her şey çok güzel olacak diyerek motive olmaları ve bunu tekrarlamaları da oldukça güzel detaylardandı. Taksicilerin yaptıklarına değinildi. Ardından ticaretle uğraşanların daha fazla kazanmak için ki uğraşlarında kimlerin neye maruz bıraktıkları konuşuldu. 10.000 adımın kendine benzer diğer yapımlardan bariz farkı bizce konuları. Düşünün. Biraz önce sosyal medya ve ilişki etkileri hakkında konuşan çift ardından toplum üzerindeki manipülatif yapıdan bahsediyor. Yani konular arasındaki geçişler olsun bunların örneklendirilmesi olsun gayet de başarılı oluyor. Toplum manipülasyonunda ise en güzel ve en yaygın muhabbetlerden olan helal et kelimesi üzerine bölüm yapılması çok mantıklıydı. Azıcık psikoloji bilgisiyle de bunu çok güzel açıklıyorlar. Karakterlerin de kendilerini aşırı iyi biri gibi gösterme gereği görmemesi çok doğal. Tamam işin sonunda mecburen de olsa iyilik yapıyor olabilirler ama hem kendilerine hem de birbirlerine karşı bu bana göre değil diyebiliyorlar. Dürüst olmaları da çok daha iyi hissettiriyor. Sonuçta herkes deli gibi iyilik yapacağım diye hayata tutunmuyor. İlk sezonu gibi ikinci sezonu da gayet izlenip içerisinden birkaç mesaj alınabilecek nitelikte hazırlanmış. Boş vakitlerinizde 10-12 dakikalık bölümler çerez gibi gidiyor hala. İlk sezonki kalitesini kaybetmemiş. Yani diğer birçok yapım gibi mevzu uzadıkça kötüye giden bir hal almamış. Siz ne düşünüyorsunuz? Gain'in ilk dizilerinden olan 10.000 adım hala yeterince güzel mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.